Size 10 tane kelime sayıyorum. Bu kelimeler zihninizde nere, neleri çağrıştırıyor? Şöyle bir yoklayın. At, kılıç, deve, şiir, ok, mihfer, kalkan, mızrak, çöl, hurma. Ne geldi aklınıza? Asr-ı saadet geldi değil mi? Miladi 6. asır. Miladi 6. asrın malzemelerinden bir miktarı bunlar. 10 tane kelime öylesine seçtim. Bu kelimeler ve bu kelimelerin taşıdığı anlamlar yani bu eşyalar asrı saadette sadece Müslümanların elinde değildi. Müşriklerin de elindeydi. Şimdi biz 10 tane normalden eşya ismi olan bu isimleri 10 tane sahabi efendimizle beraber ansak bakın eşya nasıl bir değer kazanacak. Size desem ki Miktat İbni Amr ve At. Ne oldu? At at olmaktan çıktı. Başka şeyler oldu. Miktat İbni Amr İslam'ın süvarisiydi. Onun altında at olması bambaşka bir mesaj taşıyor. Ali İbni Ebi Talip ve Kılıç. Hemen aklımıza Zülfikar geldi. Aldı geldi de geldi. Cabir İbn Abdullah ve deve onun devesi meşhurdur. Leyletül Bayir diye bir geceyi yaşamıştır deve gecesi. Diyor ki kendisi o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 kez arka arkaya benim adımı söyleyerek istihbar etti. Cabir bin Abdullah'ın devesi de böyle. Hassan bin Sabit ve Şiir. Sad bin Ebi Vakkas ve Ok. Okla ne kazandı Sad bin Ebi Vakkas? Adını bildiğimiz on um bin sahabi. Efendimizin önünde durdukları zaman fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah diyordular. Uhud günü elinde ok var Sad bin Ebi Vakkas'ın. Efendimiz ona diyor. İrmi ya Sad fedeke ebi ve ummi at ey Sad anam babam sana feda olsun. Okla ne kazanmış Ok Sad bin Ebi Vakkas'ın elinde nereye girmiş? Ebu Ubeyde İbni Cerrah ve mihfer Abdullah İbni Zübeyir ve Kalkan, Vahşi İbni Harp ve Mızrak, Bilal İbni Rebah ve Çöl, Ebu Talha Zeyd İbni Sehel ve Hurma. Bakın 10 tane sahabi o 10 tane eşya ile anıldığı zaman eşya onlarda farklılaştı. Şimdi 6. asırdan bugüne gelelim. Size 10 tane daha kelime okuyorum şimdi. Televizyon, internet, telefon, medya, gökdelen, AVM, uçak, jet, borsa, kimyasal silah. 10 tane bu devrin, bu zamanın eşyaları mı bunlar? Eşyaları. Hepsi de bizim zihnimizde olumsuz değil mi? Olumsuz. Bu kelimelerden bir tanesini mücerret anlamda kullansak aklımıza hiçbir şey gelmez. Gelin bir de şöyle kullanalım. Abdullah İbni Revaha ve televizyon. Eğer olsaydılar ve böyle bir imkan olsaydı. Televizyon yokken şiirleriyle kitleleri harekete geçiren o insanlar. Kim bilir böyle bir nimet ellerinde olsaydı ne yapacaklardı? Musab İbni Umeyr ve internet. Musab geldi Yesrib'e bir yıl içerisinde kapı kapı dolaşarak ev ev dolaşarak 75 insanı arkasına takarak geldi mi peygamberin huzuruna geldi. Ne dedi efendimize ya Resulallah imanın Yesrib'de girmediği ev kalmadı. Zor işlerin adamı Musab. Anlamı o zaten isminin anlamı. Peki öyle bir Musab'ın elinde bugün internet olsaydı? İnternet yokken o işleri yapan Musab böyle bir nimetin sahibi olsaydı ne yapardı? Düşünün. Sakın demeyin bizim gibi olurdu. Ben o söze karşıyım. Bizim gibi olmadıklarının delili yaşadıkları dünyadaki eşyanın hakimi olduklarından belli. Kılıç Ebu Cehil'in de elinde vardı. Ali'nin de elinde vardı. Ama Ali'nin elinde nasıl değerlendiğini siz de ben de çok iyi biliyoruz. Amr İbni Ümeyye ve telefon. Amr İbni Ümeyye peygamber aleyhissalatü vesselamın elçisidir. Kab bin Malik ve Medya. Halid İbni Zeyd ve Gökdelen. Uymaz mı bu ikisi birbirine? Uyar. O gün Halid İbni Zeyd arkamızdaki dağ Ebu Eyyub El Ensari Medine'nin gökdeleninde oturuyordu. Onun gökdeleni o gün iki kattı. Peygamber geldiği zaman dedi ki bir katı senindir ya Resulallah. Vallahi bugün yaşasaydı ve 200 katı olsaydı 100 katı senindir derdi. Biz hayalden bahsetmiyoruz. Olanı konuşuyoruz. O gün yarısını veren bugün de verir. O gün Elinde olanı bölüşen peygamberle ve onun davasıyla bugün de bölüşüyor. Abdurrahman İbni Af ve AVM öyleydi. Onun o gün AVM'si vardı. Oradan elde ettiği kazancı nasıl harcadığını biliyorsunuz. Zübeyir bin Avvam ve uçak. İyad bin Ghanem ve Jet. Atla geldi Anadolu'ya. Jet'i olsaydı Jet'le gelirdi atını jet gibi kullanarak geldi. Onun için hicretin 17. yılında Anadolu'nun dört bir tarafına tohumlar saçtı. Ya jeti olsaydı bambaşka olacaktı. Osman İbni Afan ve Borsa, Zeyd İbni Sabit ve kimyasal silah. Zeyd İbni Sabit o gün Yahudilerin elinde olan en önemli sermaye dildi. Dillerini öğrendi onunla mücadele verdi. Bugün olsaydı mücadele bunun üzerinde olacaktı. Şimdi soruyorum size Allah aşkına zamanın ne kabahati var? Eşyanın ne kabahati var? Kabaat o eşyayı o zamanı sahabice kullanamamakta. Benim duam şu Allah inşallah önce bizlere onu tattırsın. Sonra da bizlerin vesileleriyle nesillerimize onu tattırsın ki eşyayı olduğu yerde bırakalım. Allah'ın yüklediği manayı ve değeri yükleyelim. Mahkumu değil hakimi olarak onlarla onların vesileleriyle cennete yürüyelim. Allah bize bunu nasip eylesin ve inşallah böyle nimetlerden istifademizi daha da fazlalaştırsın